Herkese merhaba. Son birkaç aydır döviz artışları, altın yükselişi, bunun yanında birçok ürüne zam gelmesiyle toplumca alıştık. Alışmasak da bu şekilde yaşamaya alıştık diyelim. Bugünkü videomuzda ise bugün itibarıyla alkol ürünleri ve sigara ürünlerine gelen zamdan bahsedeceğiz. Ama detaylı olarak sadece bira kanadıyla ilgileneceğiz. Arkadaşlar öncelikle bu zammın neden geldiğine bakalım. Fakat önce küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalımızı takip edenler mutlaka biliyordur. Kanalımızda bira tadım testleri yapıyoruz. Yukarıdaki linkten bu tadım testlerine ulaşabilirseniz, izlemek isterseniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Öncelikle neden zam yapıldı? Buna bakalım. Türkiye'de sigara ve içkiden alınan özel tüketim vergisi, yani ÖTV'ye %47,4 zam gelmesi sebebiyle alkol fiyatları da %43 civarında zamlandı. Peki bu zamla birlikte bira fiyatları ne kadar oldu? Tabii bunun yanında sigara da zamlandı arkadaşlar. Diğer alkol ürünleri de zamlandı ama bizim videomuzun konusu sadece bira olduğu için biz biraya bakacağız. Gelelim öncelikle en çok tüketilen markalardan biri olan Tuborg'a. Tuborg'un fiyatları yanılmıyorsam 15 TL civarındaydı. 3 aşağı 5 yukarı olarak. Şimdi bakıyoruz, Tuborg 50'lik şişenin 21,50, işte kutu biranın 21,75. Tabi bunlar biraz değişkenlik gösterebilir. 33'lük biraların 19 TL ile 18 TL arasında olduğunu görüyoruz. Evet, diğer kutulara bakarsak, örneğin kırmızı Tuborg 27,5 lira, yüksek alkollü bira olduğu için sanırım. 50'lik şişe bira fiyatı Tuborg Amber'in 15,50'ymiş. Filtresiz kutular ise 22 TL kutu, şişe ise 23 TL olarak revize edilmiş arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda yükseliş görünüyor. Normalde biz 50'lik biraları bile 15 TL civarında, 15-16 TL civarında temin ederken şu an 33'lük biralar 17-18 bandına doğru çekilmiş. Evet, devam ederim. Carlsberg biraya baktığımızda yine 22,5 civarında ortalama rakamlar, 22-25, 22-75 şeklinde. 33'lükler 18-19 bandlarında olduğunu görüyoruz. Evet, diğer Türkiye'nin lokomotif markalarından biri olan Efes Pilsen'e bakalım. Evet, burada eski fiyatlarla birlikte paylaşmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 50'lik normal bira 13.75 iken şu an 21.50'ye yükselmiş. Efes Extra ise 17.5 iken yüksek alkollü bira 27.5'a yükselmiş. Yani çok ciddi anlamında zam geldiği açıkça görünüyor. Evet, bir sonrasına bakarsak 33'lük biralarda 13'ten 21'e, tabi bu diğer serilere geçmiş. Yani ciddi anlamda yükseliş olduğunu görüyoruz. Evet, Tuborg'la Efes'i inceledikten sonra biraz da Avrupa biralarına bakalım. Özellikle bira tadım testlerinde sık sık yer verdiğimiz. Özellikle belirtmek isterim, bu yabancı biraların çoğu arkadaşlar 33 cc şeklinde satılıyor. Yani bizim bira fiyatlarıyla kıyaslamayalım. Yani aynı miktara geldiğinde bir %30 civarına bunun üzerine koymanız gerekiyor ki aynı miktarla kıyaslama yapmış olasınız. Bizim genelde biralarımız 50 cc ama yabancı biralar genelde 33 cc olarak satılıyor. Yani bunlar da ortalama 30 TL, 35 TL civarında gezen rakamlarla satışa sunulmuş. Yani ciddi anlamda zam gelmiş. Sigaralarda da ve diğer alkol ürünlerine de bu şekilde zam geldi. Yani buna şu şekilde bakmak yanlış olur. Hani ben alkol tüketmiyorum, gelirse gelsin, veya ben sigara tüketmiyorum, gelirse gelsin. Yani bu şeyle de alakalı. Hani benzine, mazota da çok fazla zam geliyor. Ben araba kullanmıyorum diyebiliyor muyuz? Veya en bariz haberlere çok konu olduğu için örnek vereceğim. Sıvı yağ zam geldiğinde ben sıvı yağ kullanmıyorum diyebiliyor muyuz? Bu biraz biz bir toplum olduğumuz için genel bir sorun olarak algılamalıyız arkadaşlar. Bu anlamda umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bize destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.